Ben yurt dışından geliyorum. Bana derler ki tuzun kuru diye. Ben yurt dışında affedersin eşek gibi milletin bokunu temizliyorum neredeyse. Ama yurt dışından gelenler burada gelip hava atıyorlar. Ne şey yapıyorlar? Ben burada vatandaşa üzülürüm. Gelip de şurada kağıt toplayan insanı kimse görmez. Bu arka sokakları kimse görmez. Sadece gelip şuradaki alışveriş yapanları görürler ama bunların da kuru kalabalık olduğunu görmezler. Yol için, köprü için bana övünmesinler. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da bana bir tane hükümet söyleyemez ki. Söyleseler tefe koyarlar. Ekonomi düzelecekmiş. Ekonomi düzelseydi 20 sene de düzeltmedi, şimdi mi düzeltecek? Buna kargalar güler. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum yani. Sen o saray saltanatından bir ay vazgeç. Emin ol ekonomi bayağı fark edecek diye inanıyorum. Halk işte hep kemer sıksın abicim. Halkın dele dele kemeri kalmadı yani. Sıfır beden oldu kemerleri. Yani halka artık yüklenmesinler ya. Onların da insan gibi yaşamaya hakkı var. Yazık, günah yani. Ekonomiden memnun olunur mu ya? Lan var abi. O onların tuzu kurudur. Ben öyle diyeyim sana. Ben yurt dışından geliyorum. Ben memnun değilim. Ben şuraya gelip de bir 100 euro bozdur zaman akşamı bulmuyor. Akşamı bulmadığı bir şekilde ben ne yapabilirim? Ha şuna 500 lira para vermişim. Şu ne ki? Bak. Baharat. Yani şuna ben 500 lira para veriyorsam bu vatandaş ne yapsın? Ben yurt dışından geliyorum. Bana derler ki tuzun kuru diye. Ben yurt dışında affedersin eşek gibi milletin bokunu temizliyorum neredeyse. Ama yurt dışından gelenler burada gelip hava atıyorlar. Neden bir euro bozdurduğun zaman 28 lirayı bulursa normal derler yani. Yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak ben buradakilere üzülüyorum. Bugün gelip de önünü göremeyen bir insana ben ne diyebilirim ki? Hiçbir şey diyemezsin yani, şuradan şuraya geçemiyorsun. Simit olmuş 10 lira ya. Simit olmuş 10 lira. Bana göre bedava. Ben de euro ile kıyasladığım zaman ucuz. Ama vatandaş ne yapsın ya? Alıp da 11 bin lira asgari ücretle nasıl geçinsin bu insan? Diyorum bir evine bir ekmek alacak o 7,5-10 lira. Nasıl geçinecek bu insanlar? 20 senedir düzeldi mi? 20 senedir Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bunu siz söyleyin. Benim söylememe gerek yok yani. 20 sene önce geldiklerinde nasıldı? Şimdi nasıl? 20 sene önce 2002'de vatandaş bir düğüne gidip de çeyrek altını rahatlıkla takabiliyordu. Bugün bırak çeyrek altını, çeyreğin çeyreğini takamıyor. Daha bunun nasıl iyiye gidecek? 20 senede düzeltemeyen bir insan bir 5 sene daha mı düzelteceğini sanıyorsunuz? Buna kargalar güler ya. Yani bunu benim anlatmama, bunu benim söylememe gerek yoktur. Yandaş olanlar konuşurlar. Derler ki onların tuzu kurudur. Normaldir. Onu ben başka bir şey diyemem yani. Neyi anlatayım ben burada? İnsanlar olduğu gibi kendilerine şey yapıyorlar. Ben burada vatandaşa üzülürüm. Gelip de şurada kağıt toplayan insanı kimse görmez. Bu arka sokakları kimse görmez. Sadece gelip şuradaki alışveriş yapanları görürler ama bunların da kuru kalabalık olduğunu görmezler. Ekonomi nasıl düzelsin? Nasıl gitsin? Ekonominin düzelmesi için bir defa ekonomiden anlayan insan olması lazım. Ben ekonomistim deyip de demekle olmaz. Ben de ekonomistim. Herkes ekonomist burada. Asıl ekonomist vatandaş. 11 bin lira asgari ücretle ayın sonunu getirebilen insan asıl ekonomist odur. Nasıl getirebiliyorsa onu da ona sormak lazım. İnsanlar ellerinde kaç tane kredi kartı var? Bir kredi kartı 10 bin lira geliri var. 50 bin liralık harcaması var. Bir kredi kartının borcunu öteki kredi kartıyla ödüyor. Ama insanlar bunu görmüyorlar. Kimse görmüyor. Yani tuzu kurular bunu görmüyor. Ya diyor ki benim vatandaşım alıyor işte. Bak her şey var. Tamam her şey var da alım gücü nerede? O insanların yarın bir gün temettüleri nasıl ödeyecekler? Onu düşünen yoktur. Ya ben burada buna ne diyebilirim yani? Ben diyorum ben yurt dışından geldiğim için ben burada gene rahatım. Ama yine de söylediğim gibi yani ben şu güne kadar geldiğim zaman ben bir aylık maaşımı burada harcıyorum. Bir aylık maaşım nereden baksan 40 bin lira ediyor buradaki TL karşılığı. 40 bin lirayı ben burada harcıyorum bir ayda. Kaç tane? 4 tane asgari ücret. Peki asgari ücret alan vatandaş ne yapsın? Şöyle bir şey diyor, vatandaş içini ferah tutsun. Bizim ekonomi kadrolarımız çok iyi, düzeltecekler, işlerinin ehli diyor. Eğer olsaydı 20 senede düzelirdi. Şu an ekonomi kadroyu değiştirdiler ya, Mehmet Şimşek geldi ondan. Mehmet Şimşek daha önce gelmedi miydi? Peki o zaman düzeldi miydi? Deprem vergilerini bile nereye harcadığını söyledi daha. Bunu anlatmaya gerek yok ki. Mehmet Şimşek İngiltere vatandaşı, İngiliz vatandaşı bir kişi. Ekonomiden anlayan, o kadar ekonomi profesörleri konuşuyorlar. Hepsini dinliyoruz. Ama hükümeti destekleyenler tabii ki farklı konuşuyorlar. Hükümetin iyi yaptığı şeyi desteklerim. Ha bana diyorlar ki yol yaptı, köprü yaptı. Hükümetin görevi bu zaten. Yol için, köprü için bana övünmesinler. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da bana bir tane hükümet söyleyemez ki. Söyleseler tefe koyarlar. Yol yaptık, köprü yaptık, bilmem şunu yaptık, bunu yaptık. Yıllarca diye. Oy alabiliyorlar. Burada alırlar. Almanya'da bunu yapsın. İlk gazetelere manşet olur. Der ki ya sen kendi görevini nereye anlatıyorsun diye. Ben bunu yaptım diye. Senin asli görevin zaten. Sen buraya hizmet için geliyorsun. Hizmet için geliyorsan hizmetini göstereceksin. Onu da bana anlatmayacaksın. Ben ne anlatabilirim burada? Ekonomi düzelecekmiş. Ekonomi düzelseydi 20 senede düzeltmedi de şimdi mi düzeltecek? Buna kargalar güler. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Yani.
yani. Çok memnun vatandaş. Nasıl memnun olmasın? Adamlar alkış tutuyor ekonomiye. Yani her gün görüyorsunuz insanlar alışverişte. Bir tane alıyor, ikinciyi alamıyor. Üç tane çocuklu insan var. Üç tane öğrenci okutuyorsa birinin ancak masrafını karşılayabiliyor. Kiralar olmuş 13-14 bin lira. Asgari ücret ne kadar? Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya geldi. Bu çok kötü bir durum. Öncelikle ekonominin düzelmesi için çiftçiden başlamak gerekiyor. Üretim bir defa durdu. Dışarıya bağımlı olduğumuz sürece ekonomi kesinlikle düzelmez. Biz ekonomiyi ancak kendimiz üretirsek eskiden, eski usul bizim ambarlarımız doluydu. Yani her şekilde stoklar yapabiliyorduk. İnsanlar bol bol yiyebiliyordu. Yarın ekmek eve götürebileceğini bu kadar değildi hiçbir şey. Yani bu kadar şeyin zurnanın zırt dediği yer var ya, işte şu anda tam buradayız biz. Eğer ki çiftçiye bir şans verilirse, eğer üretim hızlandırılır, çiftçilere destek verilirse, biz üretimi kendimiz yapıp dışarıya bağımlı olmadığımız sürece bizim ekonomimiz hızla dışarıya ihracat yapabilirse biz düzelebiliriz. Bir de insanlar lükslerinden biraz bir nevi olsa vazgeçerse bizim lüksümüz zaten... Hükümet de böyle bir açıklama yaptı, dedi ki vatandaş israf yapmasın. Hayır, vatandaş değil. Hükümet önce kendi elini cebine koyacak, kusura bakmasın yani. Hep halkın sırtından geçiniyor zaten. Vergi, 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 sabah kalkıyoruz vergi. Vergilere yetişemiyoruz zaten. Daha halkın sırtından, affedersin, bir donu kaldı almadık yani, tövbe estağfurullah. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar böyle hani böyle gidiyor, lüks, lüks, lüks. Yani ben sarayın masraflarından bahsetmek istemiyorum bile. Bunu zaten dünya biliyor. Saraycılıktan vazgeçmemiz gerekiyor. Partizanlıktan vazgeçmemiz gerekiyor. Biz halk olarak zaten üstümüze düşeni yapıyoruz. Biz vergimizi ödüyoruz. Biz her şekilde desteğimizi sağlıyoruz devletimize. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Araplaştık. Mültecileri doldurduk ülkemize. Biz kendi karnımızı doyuramıyorken mültecilere, Araplara, yani bu şekilde dışarıdaki insanlara daha bağımlı hale geldik. Niye biz Araplaşıyoruz? Burası bizim ülkemiz. Neden güzelim vatan, vatanımız cenneti satıyoruz? Parsel parsel her köşesini satıyorlar. Bu içler acısı bir durum. Burayı bizim atalarımız kanlarıyla aldılar. Bu bir tane kimlik ya. Bir kimlik bir daire karşılığında verilir mi? Para karşılığında kimlik satılır mı? Benim kimliğimi, TC kimliğimi sen para karşılığında satamazsın. Ben yabancı ülkeye gittiğim zaman bir 10 yıl oturum sağlayacağım ki ben vatandaşlık hakkı alacağım. Yani tamam, oradaki şartlar belki güzel olabilir, cazip gelebilir ama oradaki şartlar benim ülkemde de sağlanabilir. Benim ülkem gibi cennet, vatan hiçbir yerde yok. Herkesin, herkesin gözü bizim ülkemizde. Orayı bu ülkemizi ekonomi olarak çökertmek için bizim insanımız bize yetiyor zaten. Ne dış bir güç, yani dış güçler diyor ya, hikaye. Biz kendi insanımızın karnını gözünü doyuramıyoruz. O yukarıda koltuk sevdalılar yüzünden bu halkın çektiği harbiden yeter yani. Biz o zenginleri doyuramıyoruz. Hep daha fazla, hep daha fazla istiyorlar. Yani gerek yok ki. Garibana da düşünün ya. Ben mesela hani tamam, ben orta halli bir vatandaşı olabilirim. Ben yarını hani belki, tabii ki ben de endişe duyuyorum. Benim de çocuklarım okuyor. Benim de sevdiğim insanlar zor durumdayken ben çok üzülüyorum. Ben onlara destek olamıyorum şu anda. Önceden oluyordum ama şu anda olamıyorum. Çünkü kendime ancak yetebiliyorum şu anda. Ama çözüm gerçekten sadece ve sadece şeyle bitmiyor. Önce onların bir şeyler yaparak, nasıl diyeyim, kendi lükslerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Trilyonlarca para kaçırılıyor bizim ülkemizden. Trilyonlarca. Bunu görmüyoruz. Rüşvetsiz iş yaptırılmıyor bu ülkede ya. Şahit oluyorum sabah akşam. Bu vergi dairesinden tut, bu tapu dairesinden tut. Yani her şey rüşvete bağlanmış. Sen para vermeden işini hallettiremiyorsun. Bu gerçi tarihler boyu böyle ama bu kadar değildi. Yani rüşvetle ben niye işimi yaptırayım ya? Ben senden değilsem benim işim sürgüne uğruyor. Ben senden değilsem benim işim uzatılıyor. Benim işim daha çabuk yürümüyor yani. Niye? Ben de vatandaşım, ben de vergimi veriyorum. Niye? Senin yani partizanlık giriyor ya araya. Siyasi olaylar giriyor. Ben oraya üye olursam benim her şeyim tıkır tıkır işler. Altıma araba da alırım, her şeyimi alırım. Benim hiçbir sorunum ya, tereyağından kıl çeker gibi bütün her şeyimi halledebilirim. Çünkü gözüm görüyor, şahit oluyorum. Şahit olmasam belki bunları bilmeyeceğim, söylemeyeceğim. İnsan gördüğü şeyleri söyleyebilir. İş bulmak çok zor. İş beğenmemezlik diye bir şey yok. Herkesin yapabileceği bir kapasitede bir iş vardır. Sen 3 kuruşa getirip mültecileri doldurup 3 kuruşa çalıştırırsan benim diyor milletim iş beğenmiyor. Hayır efendim. Sen milletini köle gibi çalıştırırsan, 12 saat, 24 saate aşan bir işte çalıştırırsan, o insan evine, ailesine, çocuğuna vakit ayıramıyorsa o insan nasıl iş beğensin? Çocuğuyla tatile gidemiyor adam yıllarca ya. Ben 5 yıldır tatile gitmiyorum. İsteyen araştırabilir. Yani gidemiyorum, bir tatil kaç para olmuş yani, çünkü ben sürekli geçimimi düşünüyorum, yarınımı düşünüyorum, çocuklarımı düşünüyorum.
bir birikim yapayım ama birikim de yapamıyorsun. Bir araba para, bir ev parasını şu anda araba alabiliyorsun. Ben niye bir arabayı ÖTV, VTV'si, NTV'si bilmem neyi, ben sürekli araba 1,5 trilyonsa nereden baksan yarısı ÖTV'ye şeye gidiyor yani, vergiye gidiyor. Niye yabancı ülkedeki insanların kalitesinde, standartlarında, ben onları aslında örnek göstermek de istemiyorum. Benim ülkemde tabii ki rahat yaşam çok güzel, çok işleri acısı değil ama ekonomik açıdan biz çöktük. Buradaki özgürlüğümüz hiçbir yerde, hiçbir alanda bulamayız. Bu ülkeden başka biz ülkeye hiçbir yere sığınamayız. Ben ülkeme savaş da çıksa asla terk etmem. Niye terk edeyim? Hiç gideceğim yer bundan güzel olmayacak, bu kadar şey olmayacak. Belki ben bir komşuma gider sığınırım ama orada kimseye sığınamam ben. Şu andaki mülteciler belki bizden daha iyi şartlarda yaşıyor. Ama ne olursa olsun ben yine de umudumu kaybetmek istemiyorum. Türk halkı bunu hak etmiyor. İnşallah en kısa zamanda doğru yolu bulurlar. Halkın da sırtına yüklenmekten vazgeçerler. Hani bir şey sağlarsın, nasıl diyeyim, dersin ki çıkarsın. Ben de elimi cebime atacağım. Ben de lükslerimden vazgeçeceğim. Ben de saray saltanatımdan vazgeçeceğim. En az bir ay. Sen o saray saltanatından bir ay vazgeç. Emin ol o ekonomi bayağı fark edecek diye inanıyorum. Ülkenin toprağını satma. Kiraya ve sistem, böyle sistem de var. Ülke mesela Araplara en güzel yerlerini satıyorsun. Onlara 10 yılına, 20 yılına kiraya ver. Niye toprağını satıyorsun? Gelirini, kazancını bu şekilde elde et. Yani her şeyi biz kendi içimizde döndürebiliriz. Bizim topraklarımız o kadar zengin ki. Niye köyden göçü engelleyelim? Köylere, insanlara teşvik edelim. Gençlerimize yatırımlar yaptıralım oralara. Ne bileyim, gerekirse teşvik ver onlara, kredi ver. Al de böyle giden bir sistemde bir 3-5 yıl bunu deneyebilirsin. Ama ben kolaya kaçmaktansa halk işte hep kemer sıksın. Abicim halkın dele dele kemeri kalmadı yani. Sıfır beden oldu kemerleri halkın. Yani halka artık yüklenmesinler ya. Onların da insan gibi yaşamaya hakkı var. Yazık, günah yani. Sen nasıl bugün çocuğunu yabancı ülkede okutuyorsun? Bak Türkiye'de o kadar güzel üniversiteler varken bir dünya üniversite yaptırdın. Bunları niye yaptırdın? Üniversitelerin içi de boşaldı. Eğitimin içi de boşaldı. Eğitim zaten işler acısı. Çok büyük sıkıntı eğitimden başlıyor zaten. Oradaki eğitim, eğer insanlar cahillikten, bu son nesil var ya, ben 46 yaşında bir kadınım. Bu benim neslim eğer ki hani bir şeylere el atabilirse belki gelecek neslin de hayatı kurtulabilir diye düşünüyorum. Çocuklarını iyi eğitirlerse. Eğitim çok önemli. Her şey eğitimden kaynaklanıyor. Anne, baba, sonra yani bilinçli insan, bilinçli toplum, bilinçli tüketici demektir. Ne olursa olsun bunun ötesi yok. Öncelikle verimi artırmak zorundayız. Önce verim. Biz ne zaman ki üreten bir ülke oluruz, o zaman bizim ekonomimiz düze çıkar. Haksız mı? Ekonomi. Ekonomi eşittir çiftçi. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir. Onlar bizim efendimiz. Çünkü onlar bizim ambarlarımızı dolduran insanlar. Bakmayacaksın abicim, ver. Köylünün gerekirse gübresini, buğdayını, her şeyini koy cebine. De ki bir yıl ben veriyorum sana. Traktör benzin mazotunu ben veriyorum sana. Adam komşusunun tarlasını sürmek için bir dünya para alıyor. Niye? Almasın abi. Herkesin kapısında bir traktörü olsun. Herkes kendi tarlasını kendi sürsün. O zaman yani benzin bedava ya, insanlar artık daha çok heveslenecek, daha çok ekmeye çalışacak, nasıl olsa diyecek, devlet bunu karşılıyor. Bizim insanımız gerçekten böyle çok merhametli insan, Türk insanı. Açgözlülerimiz var, yok değil ama bunları da iten sebepler var, unsurlar var. Çünkü insanları böyle açgözlüğe itiyorlar. Çünkü insanın başka çaresi yok, çocuğuna ekmek götürmek zorunda. İnsanları olmadık işlere salıyorlar yani, itiyorlar. Sen bunu yap diyorlar. Çünkü öbürü öyle yapıyor diyor. Ben niye yapmayayım diyor.